Ömrünü İslam bilimleri tarihine adadı. İlerlemiş yaşına aldırmadan günde 17 saat ilmi çalışmalarını sürdürdü. Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı ilim adamlarından biriydi Fuat Sezgin. 94 yaşında hayata veda etti. Cumhuriyetin ilk yıllarında savaş yorgunu bir halkın yarınlara dair umutlarını yeşerttiği günlerde Bitlis'te doğdu. Türkiye ile birlikte o da büyüdü. Tarihi günlerde yetişti. Matematiğe gönül vermişti. Mühendis olmak istiyordu. Bu hayalini gerçekleştirmek için geldi İstanbul'a. Hayallerini de ilim rotasını da katıldığı bir seminerle değiştirdi. Ünlü Alman bilim insanı Helmut Ritter onu çok etkilemişti. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne kayıt yaptırdı. 1951'de mezun oldu. 27 dil öğrendi. 36 yaşındayken Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Çünkü 1960 darbecilerine göre zararlı profesörlerden biriydi ve üniversiteden uzaklaştırılmıştı. 36 yaşında Almanya'ya giden Fuat Tezgin, Frankfurt Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam etti. Avrupa merkezci bilim anlayışını sorguladı, İslam dünyasının bilim tarihine katkılarını ortaya çıkardı. 12. yüzyılda dakikaları bize veren bir saat büyük bir icat. Bunu ancak 17. yüzyılda öğrenebiliyorduk. Bu saati bir fizik kitabından öğrendik. Profesör Sezgin, 1967 yılında Arap İslam Bilim Tarihi isimli eserinin ilk cildini yazdı. 18. cildinin üzerinde çalışmaya devam ediyordu. Fuat Sezgin, bilimsel araştırmalarını uygulamaya döken bir isimdi. 1982 yılında Göte Üniversitesi'nde Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü ve bir yıl sonra müzesini kurdu. Yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. 60 yıllık içerisinde bu tüm sefer... <laughs> seyahatlerimi bunlar Bin yıl kadar daha çok eskide uzanabilen zamanın mahsulleriydi. Türkiye'de İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nı kurdu. 60 binin üzerindeki kitapla yüzlerce el yazmasını Türkiye'ye getirdi. Uluslararası çeşitli akademilerin şeref üyesi oldu. Çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görüldü. Pek çok üniversiteden fahri doktora aldı. Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 özel ödülüne layık görüldü. Sezgin, kendisi gibi şarkiyatçı olan Ursula Sezgin'le evliydi. Hilal isimli bir kızı bulunuyor. Bir buçuk senedir de İstanbul'da tedavi görüyordu. Ancak Fuat Sezgin sabah 8'de hayata gözlerini yumdu. Sezgin için pazar günü öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. <laughs> Namazın ardından Fuat Sezgin'in naaşı Gülhane Parkı'ndaki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin yanında defnedilecek.